Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün buraya sizi stresten ve gerginlikten arındırmaya geldim. Bu videoya bir taşla iki kuş vuracağız. Kendimi rahatlatırken siz de benimle birlikte rahatlayacaksınız. Ama bu videolardan beni daha fazla rahatlatacak olan bir şey varsa o da kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmanızdır. Eğer siz benim kanalıma abone olursanız ben çok rahatlarım. Dünyanın en rahat insanı ben olabilirim. Gerçekten buna ihtiyacım var. O zaman kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde rahatlama seansımız başlasın. Oy, burası neresi böyle? Ne güzel bir ağaç ev. Wow. İnanamıyorum. Aslında her yerin karla kaplı olması beni biraz ürküttü. Orada soğuktan donma riskini düşünmem lazım. Azıcık Pollyanna olacağım ve burada ne güzel uyunur be. Bir de burada bir soba, bir şömine olacak. Oo, tadından yenmez. Bu bungalov evde uyumak ister misin yorumlara. Şu dünyada en çok sevdiğim şey net makarnadır. Makarnayı yerken zaten rahatlıyorum, bir de onun tencereye dizilişi. Perfecto. Şu an kesinlikle bu bardağın içindeki şey salep. Sahlep. Sahlep mi, salep mi? Ve üzerine tarçınla hay mı yazdık? Bu boyaların bir yerlere akmasına ve erime olayına bayılıyorum. Şuna bakar mısınız? Neden böyle bir şey yaptığımıza dair hiçbir fikrim yok ama... Wow. Net rahatlattı, net. O boyalara şöyle bir parmağımı şöyle gezdiresim geldi. Eğer öyle bir şey yapsaydım daha fazla rahatlayacaktım ama bu da kafi. Ay ama kış da yapılmaz ki böyle bir şey ya. Bu görüntüyü niye gördüm ben? Ne güzel berrak bir sudur bu. Evin çatısındaki karları bir kesme makinesiyle kesiyoruz. Süper. Sanki çatıdan bir sürü küp şeker geliyormuş gibi. Şuna bakın. Şu an araba tekerleğinin çiziklerini belirginleştiriyor muyuz? Wow. Çok güzel bir şey bu. O siyahlık, o keskinlik beni benden aldı şu an. Tekerleğe ısırasım geldi. Neden? İşte bu slow motion videolar. Wow. Ay, çok güzel bir şey bu ya. Bu hamurdan ne yapacağız acaba? Şu an abi ne güzel kesiyorsun öyle hamur dilimlerini ya. Böyle rahatlatıcı videolar izleyince sizin yaptığınız işleri ben yapmak istiyorum. Gerçek. Bu hamurlardan ne çıkacak hiçbir fikrim yok ama. Sana yardım edebilir miyim lütfen? Ağda mı bu? Of, şu ağdaların renkleri ne kadar güzel oluyor ya. Şu renge bakar mısınız? Altın rengi mi ne bu? Özellikle erimiş olan kısmı. Ağdanın sağlığa zararlı olduğunu bilmesem alıp ısıracağım ya şu an. Mal gibi. Of. Çok iyi. Sanırım şu an hazır paketlerin kenarlarını kesiyoruz. O kesilen kısımlar nasıl etrafı uçuşuyor. Wow. Çok güzel. Bu nedir? Çiçek yapıyoruz. Lehim makinesi bu. Birbirlerine yapıştırıyoruz. Ay ne güzel olmuş. Tavana boya mı yapıyoruz? Yay. Benim bildiğim boya fırçalarından bayağı farklı bir şey. Aşırı kolaylaşmış artık bu iş. Oy. Şu an bir Asya mutfağındayız ve bu ne böyle? Wow. Abi biraz şovcu musun? Yalnız ben bu videoya şu an kalbimi bıraktım. Aramızda benim gibi halı yıkamaya bayılanlar var mı? Özellikle o yıkanan halıya çıplak ayakla basıyorsun ya. Wow. Sonra hasta oluyorsun tabi. Siz olun, çıplak ayakla halının üzerine basmayın. Halıdan bütün kir, pas, pislik çıktı. Oh be. Oh, temizlik gibisi var mı ya? Yok. Ağacın sivilcesi mi çıkmış? Ağacın reçinesinin ne güzel sivilce sıkarmış gibi sıkıyoruz. Nani? Çok güzel. Omlet mi? Hayatımda ilk kez bu tarzda bir tava görüyorum. Ne güzel bir şeymiş öyle. Salatalıklı omlet mi? Nasıldır ki tadı? Bilemedim. Rahatlatmadı bu. İşte bir yerdeki kazıma videoları. Of, süper, ne güzel kazanıyor. Fayans derzlerini kazıyoruz sanırım. Ben de yapabilir miyim? Lütfen ya, lütfen. Aranızda cheesecake yemeği sevenler var mı? Bu cheesecake'i özellikle çikolataya batırınca muazzam oluyor. Üzerine başka şeyler de döktük. Gece karnımız acıktı, hiç iyi olmadı bu ya. Bu ne, mandalina ayıklama yeri falan mı? Bu
Lan manevna mı, domates mi? Ne şey, domates de olabilir. Videoyu çözmeye çalışırken rahatlayamadım ki. Of, ben buna bayılıyorum. Talaş kokusu benim dünyada en sevdiğim kokulardan biri olabilir. Ve şu an talaş kırıntılarını bir süpürgeyle topluyoruz. Wow. Güzel. Bu video seni rahatlattı mı? Siz de benim gibi tuğlaların içlerindeki kutucukları tutmaya bayılıyor musunuz? Ben bayılıyorum ya. Wow. Şimentoyla ve tuğlanın uyumu. Onu birleştir abi, hadi. Of. Bu ne? Aaa. Bu kadar güvercin nereden buldunuz? Şu an deli gibi rahatladım. Özgürlüğünüzü uçun. Bu ne acaba, sabun mu bu? Ve şu an videoyu geri sarıyoruz. Strafora ateşle delmek mi? Özellikle bu strafora bir de uhu damlatınca daha da güzel oluyor. Boya kalıntıları. Oh. Oh abim. Oh, ne güzel bir renkmiş o ya öyle. Neyi boyadınız öyle? O boya kıvasının kenarlarını pürüzsüz yapalım. Oh. Bir de karıştırırsan şöyle elinle, çok güzel olacak. Ne? Bir sürü damla çikolata mı var? Damla çikolatayı boyalıyorum. Wow. Nereye dökülüyor? Damla çikolataları bantın üzerine yapıştırmışlar ve şu an banttan söküyoruz onu. Aha, bayılacak ama. Çok güzel. Yiyelim onu şimdi. Hadi el ele verip hepimiz temizliğe gidiyoruz şu an. Sünger sıkmak istiyorum ya. Şu an sünger sıkmak istiyorum. Sesi bir dinler misiniz? Şu an beynim gıdıklandı ya. Of. Ne tıkkım demeyin bana ya. Of, bu renk ne böyle? Bayılacağım. Hadi patlat. Evet. Evet be. Nasıl tertemiz oldu? Yemek istiyorum ya. Ay bu da mı kinetik? Ay yarabbim. Yeşil elmacı mısınız? Kırmızı mı yoksa sarı mı? Çok merak ediyorum. Ben kırmızıcıyım. Yeşil mideme ekşitiyor. Gereksiz bilgilerde bugün. Siz hangi renkte meyve seviyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Yorumlara yazın. Elmanın pürüzsüzlüğü peki? Parıldıyor ya. Portakal mı, mandalina mı, bu üzerine ne koydun? Küflenmiş gibi ya sanki. Hayatımda gördüğüm en fazla suyu olan portakaldır bu. O kadar canım çekti ki şu an. Dişim kamaştı gerçekten. Açılmamış kol şişesini kesmek mi? Hayır ya. Hiç böyle kesseydiniz. Ay, dünyanın en rahatsız edici şeyi yalnız bu. İçinden kola çıkmadı, boş muymuş? Nani? Parçalacıya popit atmayı hiç sevmiyorum ben. Uy. Afiyet olsun. Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Sihir gibi bir şey, nasıl yaptınız onu? Bir kez daha izlemek istiyorum. Ah. Oh. Kinetik kum yine. Bayılacağım, bu video ne böyle? Deli gibi rahatladım, deli gibi. Food ASMR. Bir nimetle şaka olmaz ya. İmkansız, bu kadar fazla kaşar yemem. Bu tostu yesem gerçekten kolesterolüm yükselir ya. Bu da neyin nesi böyle? Wow. Balı testereyle kesmek mi yalnız? Buzlu tramboline ayak basmak mı? Daha neler göreceğiz? Çok iyiydi.
Teşekkür ederim kendim. Hayatımda hiç dolmuş çilek görmemiştim. Ama gerçekten şu an bu çileğin dilimlenmesine o kadar çok ihtiyacım var ki. Ne güzel bir şekilde dilimleniyor öyle ya. Bu nedir? Bu bir jöle mi yoksa bir mum mu? Ne olduğunu hiçbir şekilde bilemedim. Ama sıvı akışkan şeyin boşlukları doldurmasına bayıldım. Ben şimdiden gevşemeye başladım. Gerçekten buna çok ihtiyacım vardı ya. Puppet! Aa, içinde hangi renklerin olduğunu biliyoruz. Ay, ne güzel böyle patlıyor ya. Ne güzel parmağını sokuyorsun ve çok güzel renkler çıkıyor içinden. Ay, bayıldım ya. Bayıldım. Sesim içime kaçtı ya. Ve elma mı? Ne bu? Şöyle içinde bize hangi rengin olduğunu soran sıkmalı patlatmalı rahatlama videolarına bayılıyorum. Şimdi bunun içinde gökkuşağı rengi mi var yoksa beyaz renk mi var? Yorumlara bekleniyorsunuz. Ben gökkuşağı demek istiyorum. İnşallah gökkuşağı çıkar. Oh. Şu an ne yaptığımızı algılayamadım. Evet, bir kutuyu bantladık ve içine birine doğum günü hediyesi gönderiyoruz herhalde. Aa, ne güzel. Ne izliyoruz şu an? Yine içinde hangi rengin olduğunu bulmaya çalıştığımız patlatmalı, sıkmalı, of, yumruk atmalı. Sizce bunun içinde mavi mi yoksa yeşil rengi mi var? Mavinin içinde mavi vardır diye düşünmekteyim ya. Hadi sık bakalım. Ya yeşil varmış. Yanlış bildim ama şu an hiçbir şekilde sinirlenmedim ya. Peki bunun içinde beyaz mı yoksa mor mu var? Beyaz diyorum ama mor çıkıyor ama yine sinirlenmiyorum. Bunun içinde sarı mı yoksa turuncu mu var? Turuncu diyorum. Biliyorum ve rahatlıyorum. Peki bunun içinde turuncu mu yoksa pembe mi var? Pembe diyorum ve gerçekten lütfen ben de sıkayım ya. Lütfen benim yerime de sıkın. Bir şeyler yapın ya. Bu videoları izlerken rahatlıyorum. Bir de bunları sıktığımı düşünürsek gerçekten o rahatlamayı tarif edemiyorum şu an. Hissedemiyorum yani. Ekstra rahatlama. Bu nedir? Bunları hiç rahatlama videosunda görmemiştim ben. Lila alıp tebeşir mi acaba? Aa, evet. Yaz lila benim en çok sevdiğim renklerden bir tanesidir ve şu an o tebeşirlerin hepsinin parçalanması beni gebertti ya. Gebertti yani. Bu nedir peki? Bu da sıkacağımız bir şey mi? Süngere benziyor biraz. Değişik tarzda. Şu an böyle mi rahatlıyoruz? Ne alaka ya? Ya ben bunları bildim ya. Bunlar aslında hiçbir şekilde rahatlatmıyor insanı. Eğer bu benim bildiğim şeyse bunlar içinde çok sert bir hamur yığını oluyor ve ben onu sıkarken parmaklarım birbirine geçiyor. Parmaklarım hissiyatını kaybediyor. Yukarıdan aşağıya yani kafamıza simler gelecek değil mi? Oh, şu an bu pırıltıların içindeyim. Muazzam bir şey. Bu kanalın aboneleri bilir ki ben hidrolik pres videolarına bayılırım. Gerçekten şu an hamur yığınını mı ezdik? Ne olduğunu algılayamadım. Alçı mıydı? Hiçbir şekilde bilmiyorum ama muazzam bir şekilde ezildi. Şimdi hidrolik pres mağdurumuz bir portakal mı? Greyfurt mu? Ama ya bu israf oldu işte bak. Hidrolik preste israfa hayır diyoruz. Greyfurt rahatlamaktan çok rahatsız etti. Mum. Camlı mum hem de. Camın içindeki mumu ezdik. Çok güzel. Ay. Nasıl? İçine geçti ya. Sondaki olay muazzam değil miydi? Bayıldım. O köpük ne güzel çıktı ya. Ne kadar güzel bir defter bu. Tekrar öğrenci olsam net alabileceğim bir defter bu. Pastel tonlarda rengarenk yaprakları olan bir defterin sayfasını kopardık. Ben böyle değişik karton kağıtlardan ve stickerlardan defter yapraklarını yapıştırmaya bayılıyorum ve şu anda bunu yapıyoruz. Şuna bakın. Bunun tam olarak bir adı var da şu an ne olduğunu unuttum da ne güzel. Ya işte o balonların içinden çıkan slime görünümlü şeylere bayılıyorum. Ne güzel düz bir şekilde kessin onu ya. Ama lütfen içinde göster. Lütfen. Ya. Ama beni hiç rahatlatmadı. Hayır ya. Niye geri sarıyorsun videoyu? Benim onun içini görmeye ihtiyacım var. Kestiğin şeyi tekrar yapıştırmana değil. Rahatlamak isterken sinirleniyorum. Tamam, sakinim. Sakinim. Aa, bu da sanırım hep gördüğümüz jellerden değil mi? Neydi bunun adı? Vallahi adını bilmiyorum da o kadar güzel ki şu an. Jöle mi jel mi hiçbir şekilde algılayamadım da. Canım çekti abi, ne güzel iştahlı yedi öyle. Şimdi ise paketten çıkardığımız jölelerimizi bir döveceğin için atıyoruz ve onların hepsini döveceğiz değil mi? Çok güzel bir şekilde döveceğiz. Of, dövelim. Of. Çok güzel. Hadi patlat hepsini, patlat hadi. Hadi birbirine karıştırma. Hayır patlat ya, şöyle vursana ya.
Aa, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum şu an. Klavyenin kapağı mı? Aa, bu ne böyle? Bu benim en çok sevdiğim biskuvata stickleri. Ay, ne güzelmiş, pembeli mambeli bir şey. Niye bizde yok bunlardan? Ne yiyoruz? Vallahi ne yediğimizi ne içtiğimizi algılayamam ama o kadar güzel ve pembe şeyler yiyoruz ki. Bunlar bizim ülkemizde yok. Ne yapıyor? Nasıl ya? Yalnız şu an izlemesi o kadar keyifli ki. Taş tuğlayla resmen geri dönüşüm yapıyoruz şu an. Kutu kuruları nasıl ezin öyle hepsini teker teker. Ne güzel. Kek mi yapıyoruz yoksa slime mı? Tabii ki de slime. Evet. Hadi bakalım. Oo, içine ne güzel şeyler attı. Ya lütfen, lütfen. Lütfen ben de sıkayım, lütfen. Biftiğin üzerine lav mı döküyoruz? Ciddi olamazsın. Şu an tepkimesi ne olacak? Aşırı merak ettim. Şu çıkan dumanlara bakın. Bir saniye içinde evet bifteğimiz pişti arkadaş. Yandı. Ne pişmesi. Yine en sevdiğim rahatlama videoları. Hidrolik pres videosu geldi. Oh ne eziyoruz bilmiyorum da bu bir jöle sanırım. Evet saçımıza sürülen jölelerden. Ağız çalkalama suyunu sıkıyoruz ama onu kullanabilirdik ya sanki. Onu ezmeyeydik iyiydi ya. Bu ne? Boş bir şişe herhalde. Bu da gazoz mu ne? Balon oldu şu an. Aa. Ay işte tıraş köpüklerine bayılıyorum. Gerçekten hidrolik presle tıraş köpüğü arasında bir aşk var bence. Evet bir basket. Aa bu ne güzel muhteşem bir buluş. İnanılmaz. Nasıl bir el-kol koordinasyonudur ya. Şuna bakın. Burada inanılmaz. Hadi benden sana bir rondon. Hepsi çok iyi. Ne? Belki bu videolara o kadar fazla şaşırmamış olabilirsiniz ama benim gerçekten hiçbir şekilde el-kol koordinasyonum olmadığı için. Çöpün yanına gittiğimde bile çöpü çöp kovasının içine atamadığım için bana bayağı imkansız gibi geliyor böyle şeyler. O yüzden gerçekten muazzam bir şeydi. Şu an abla bir petek balığını aşırı büyük bir bıçakla kesiyor. Yalnız balığın şu an süzülüşüne bakın. Peki ablanın tepkisi? Abla hiçbir şekilde tepki vermeden kesti. Bir şey diyeyim mi? Canım o kadar çekti ki şu an bal. Ne? Lehim mi yapıyoruz şu an? Hayır. Bambaşka bir şeyler oluyor şu an. Ne olduğunu anlayamadım. Abla kiviyi mi yedi? Kabuklu mu yedin ablam ya? Tamam kiviyi yiyebilirsin de kabuğunu çıkaraydın ya. Ay. Bir kar topunu yüksekten mi atacağız? Mükemmel bir ses. Bu sefer de azıcık buzul olmuş kar toplarını atacağız herhalde. Bunu suya atacağız. Wow. O kartopunu yaptıktan sonra zaten bir yere atmak lazım. Mesela birinin kafası. Şu görüntülerden sonra bir kartopu yapası mı geldi şahsen? Daha önce kaplumbağaların yılan gibi deri değiştirdiğini bilmiyordum. Bu masesi gerçekten muazzam. Sırta bakın. İçine düşme de. İçine düşersen çok rahatsız olurum. De parçalasam ya şu buzları. Hepimiz biliyoruz ki Türk insanının izlerken aşırı rahatladığı şeylerden biri budur. Evet. Bir inşaat yapılışını aynı zamanda kepçeyle toprağın uyumunu hepimiz izlemeyi seviyoruz değil mi? Net. Of. Yalnız taş nasıl yoruldu öyle? Hayatımda ilk defa böyle bir kalem görüyorum ve ne güzel bir şeymiş ya bu. Ben de bu kalemden olsa 7/24 onunla oynayarak rahatlayabilirim ya. Çok güzel bir şey. Yalnız abinin attığı taş o gölü kırmadı ya. Benim şu an o gölün üzerinde yürüyesim geldi. Tabii ki de bunu yapamam. Ama geldi ne yapayım. Geminin içinde hafif buz tutmuş bir denizde ilerliyoruz. Vay canına. Bu ne bir slime mi acaba? Krem şanti gibi. Nasıl pürüzsüz bir şekilde temizlendi. Evet yine Türk insanının en sevdiği rahatlama videoları. Hadi yıkın o duvarı hadi. Of. Of. Çok iyi. Dünyanın en iyi rahatlama videoları derim tek geçerim yalnız. Rengarenk bir krem şanti.
Evet. Atacaksın değil mi? Atari veya CD kutularının kapaklarını kapatınca o rahatlık hissi. Biliyor musunuz bu hissi bu arada? Eğer bilmiyorsanız şu an hissedeceksiniz. Dinleyin. Resmen vücudunu kıtlatmak gibi bir şey. Of çok güzel. Peki bu renk nedir şu an? Bunu ne yapıyoruz? Bir oje falan mı acaba? Çok güzel. Pırıl pırıl pırıldıyor. Şu an muazzam bir sanat eseri yapıyoruz. O kadar keyifli ki izlemesi. Bayılacakım. Gerçekten bayılacakım. Bu ne ya? Yalnız şu görüntü beni rahatlatmadı desem yalan söylemiş olurum. Muazzam bir şey. Ne güzel bir dünyanın içinde yaşıyoruz ya biz. Bu ne güzel bir gün batımıdır. Şu an herhalde borudan akan bir çimento görüyoruz. Ne güzel akıyor öyle ya. Kinetik kum gibi bir şey. Belki de kinetik kumdur bilmiyorum ama çok iyi. Of, özellikle o kürekle onu almak var ya. Bazen bir inşaat ustası olmak istersin gerçekten. Duvarda kalan boya kalıntılarını temizlemek mi? Size bakar mısın? Aa, küçücük bir çiçeğin içinde buz tanesi kalmış. Kocaman. Size bakın. Size bakın ya. Bu ne? Oh, canım deli gibi çekti bu arada. Evet. Evet ve yine buzla ilgili bir deney yapacağız ve şu an ne bu? Ateş mi ne bu? Anlamadım. Hava fişek gibi bir şey. İyi gitti. Ay ne güzel bir şeydi ya. Ne güzel patladı öyle. Kuyuya atılan buz tanesi. Buz sarkıtlarını parmağınızla kıranlar. Buradasınız değil mi? Burada olduğunuzu biliyorum. Aşırı güzel bir şey. Aşırı güzel bir şey. Gerçekten şu an bu kişinin yerinde olmak istediğim ne kadar güzel ya. Her yerde buz sarkıtı var. Muazzam bir şey. Ben bu olayı en çok sobada seviyorum. Elinizi yıkamışsınızdır ve sobanın üstüne böyle böyle yapmışsınızdır. O sobadan çıkan ses gerçekten bence bedavaya rahatlama seansı ya. Aynı zamanda sobanın üzerine koyulan kızarmış ekmek de yani. Gece gece de canımız çekti evet. Sobayı nereden bulacağız şimdi? Yine buzun üzerine yürüyüp o buzları kırıyoruz yavaş yavaş. Sadece içine düşersen gerçekten hafif gerginlik yaşayabilirim ama bayağı güzel bir şey. Şu an bu kişi çiviyi mi döndürdü? Beyblade gibi ya. Nasıl döndürdün öyle? İnanılmaz bir şey. Çok iyi. Böyle içine kinetik kum olan oyuncakları yukarıdan atınca kesinlikle aşırı keyifleniyorum ya. Şuna bakın. Ne güzel oyuncaklarmış ayrıca bunlar. Yere tam çakıldıklarında böyle bir şey oluyorlar ya. Aşırı hoşuma gidiyor. Tatlı oyuncaklarım. Üzüldüm ben bunlara şu an. Sanırım şu an protein tozunu düzlüyoruz. Of, bu protein tozlarını düzlemek de gerçekten aşırı keyifli. Evet, hadi. Hadi. Löp diye düşecek şimdi. Pat be. Zaten sabun kesme videolarını hepimiz seviyoruz değil mi? Ama bu sabunu iple kesmek bambaşka bir olay. Şuna bakın. O aldığımız kalıp sabunlar böyle kesiliyormuş ya. Düşününce ne güzel bir şey. Bazen sadece sabun kesen biri olmak istersin. Aranızda benim gibi kar küremeye bayılanlar var mı? Gerçekten bence kar küreme olayı dünyanın en rahatlığı şeylerinden olabilir. Şuna bakın, arabayı kürüyoruz. Aa, ne kadar güzel kürüyorsun bu arada. Bayağı başarılı. Hiçbir şekilde orada kırıntılar kalmadı. Çok güzel bir şey bu ya. Özellikle o aşağı doğru akan minik pomponlar var ya. Aşırı güzel. Sarımsak ezeceğine koyulan slime'lar kadar. Yok işte görüyorsunuz. Su maymuncuymuş bunlar. Nasıl patlıyor öyle pat pat pat.
Yalnız metal levha eğilip büküldükçe içinden çıkan sese bakar mısınız? Bir şeyin içine buz tutmuş ve cam gibi. İnanılmaz, nasıl pürüzsüz. Yalnız nasıl dağıldı, paramparça oldu, tuzla buz oldu muazzam bir şey. Yine buzlar ya. Hadi at. Resmen cam gibi ya. Nasıl bir şey ya bu? Nerede yaşıyorsunuz siz Allah aşkına? Resmen videonun tamamı buz kırma videolarından oluştu ya. Ama durumdan şikayetçi olan var mı? Bence yoktur. Kırılma sesi beni benden alıyor ya. Ayna kesme videosu. Evet, şu an bir aynayı kesiyoruz. Ama pürüzsüz bir şekilde kesmen lazım. Kırma sakın, olur mu? Tabii efendim. Ya, bayağı profesyonelsin. Hadi. Patlayacak. Evet be. Yalnız biz buraya rahatlamaya geldik ama şu an canım deli gibi pankeklerden istedi. Ne kadar güzel görünüyor. İyi, bayıldım ya. Bazen bir elektrik ustası olmak istersin ve şu kabloların şu deliklerden geçişine bakın. Ne kadar güzel bir şekilde geçiyor öyle. Aynı zamanda sanki kabloların renkleri gökkuşağı renklerine benziyor. Ne kadar güzel görünüyor. Şimdi bir temizlik yapıyoruz ama neyi temizlediğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Şu tahtın üzerindeki çıkan köpüklere bakın. Köpük mü toz mu algılayamadım. Aa, tahtanın tozuymuş ve tahta şu an ışıl ışıl parıldıyor. Beni iyi tanıyanlar gerçekten temizlik videolarında aşırı rahatladığımı bilir. Şu an arabanın üstündeki bu iğrenç kusmuk görünümlü şeyi temizliyoruz ve... Ay... Bazen bir araba temizleyicisi olmak istersin gerçekten. Şuna bakın. Ay, ne güzel çıktı ya. Bu nedir peki? Ne kadar değişik görünümlü bir bardak. Kahve yapıyoruz sanırım. Arkada kahve yazısını gördüm. Yalnız o minnak kahveler şu an deli gibi hoşuma gitti. Ne güzel bir buz küpleriymiş ya, yuvarlak yuvarlak. İçine de şeker mi attık azıcık? Şurup atıyoruz ve... Of, of çok güzel. Yalnız kahvenin sütle uyumu. Normalde ben kahveyi sütsüz içen biriyim ama şu an bu görüntülerden sonra sütlü içmeye can attım. Şimdi ne yaptığımız hakkında en ufak fikrim yok ama çimi deldik. Golf topu deliği değil mi bu? Sanırım öyle. Golf topunun deliklerini böyle mi açıyorlarmış? Ne kadar garip ve değişik bir şey. Aynı zamanda deli gibi rahatlatıcı. Üstünde hiçbir şekilde bir pütürtüsü olmayan bir konta plak görünümlü tahtayı boyamak mı? Ne kadar pürüzsüz bir şekilde boyandı öyle. Çok güzel. Gerçekten bazen bir vernikçi olmak istersin. Katil parçalayıcılar geldi ve şu an popi tip çok güzel bir şekilde parçaladı. Aa, terlikler parçalanmayaydı iyiydi ya. Ama ne güzel bir şey. Bu nasıl bir oyuncak mı? Çok güzel bir oyuncakmış ya. Ama parçalayıcının yemi oldum. Havuzun kenarında koyduğumuz şeyler de ne öyle? Bunlar ne? Aa, ne yapıyoruz şu an? Havuzu temizlemek için tuz. Ne güzel bir şekilde dökülüyor öyle. Ay. Havuz nasıl fukur diyor, şuna bakın. Mavi baloncuklarla ne yapıyoruz? Boya mı acaba? Yoksa bardağı yıkıyor muyuz? Hiçbir şekilde algılayamadım. Yalnız o baloncukları şu an öyle bir sıkmak istedim ki. Aa, baloncuğun rengini kupaya bastık. Yalnız ne güzel olmuş, bayıldım. Küçüklüğümde hep böyle inci boncukla uğraşmışımdır ve bu olay hep başıma gelmiştir. Gerçekte boncukların döküldüğünde hiç rahatlamıyordum çünkü temizlemek zorunda kalıyordum. Ama bunu izlemek o kadar keyifli bir şey ki. Sanırım bu bir kovada bulunan bir yağ. Yağ hazinesinin altına hava kabarcığı veriyoruz şu an ve... Tamam tamam, çok fazla sıkma kafamıza gelecek. Beni azıcık rahatsız ettin şu an. Ama keşke onu dokunsam, böyle patlasan çok güzel hissederdim. Net en çok sevdiğim rahatlama videoları kesinlikle sabun videolarıdır. Şuna bakın, ne kadar ince bir şekilde kestik sabunu. Aha, bayıldım şu an. Resmen içini görebiliyoruz sabunun. O kadar ince dilimledik. Muazzam bir şey. Bu kart desteleriyle yapılan numaralara da bayılıyorum. Şuna bakın, ne güzel bir kart destesiymiş bu. Şekilli şukullu bir şey. Ay, süper. Yukarıdan atılan bir süzgeç ve şu ortaya çıkan görüntüye bakar mısınız? Slime mobu bilmiyorum ama o kadar
güzel ve yavaş çekim olmuş ki bayıldım. Bu ne? Ama benim kafasında ne var? Ama ne be? Şöyle mi? Ne bu? Azıcık mide bulandırıcı değil mi sizce de? Hadi evimizin odalarını boyayalım. Kesinlikle dünyanın en rahatlatıcı şeylerinden biri evin odalarını boyamak veya duvar kağıdı yapıştırmaktır. Duvar kağıdı hafif sinir bozabiliyor ama duvarları boyamak gerçekten çok güzel bir şey. Hayatınızda hiç evinizin duvarlarını boyadınız mı? Yorumlara yazın. Ben hep boyarım. Ben sıkıldıkça boyuyorum. Net bu yaşanıyor. Parkelerin üzerine yapılan ayrı bir zemin aşırı hoşuma gidiyor şu an. Sanki parkeyi boyuyormuşuz gibi. Boşlukları doldurmak bayağı keyifli görünüyor ama tabii bir de bunu yapan kişiye sormak lazım. Aynı şekilde düşünüyor mu bizimle diye. Ama şuna bakın. Ay, çok güzel izlemesi aşırı keyifli. Oh, pürüzsüz oldu ya. O kadar çok rahatlama videosu izledik ama bunun hala ne olduğunu bilmiyorum. O eline döktüğüm pudra ne pudrası, üzerine döktüğüm boya nasıl bir boya ve inanamadığım bir şekilde kağıda nasıl boyası çıkıyor. Algılayamıyorum ya. Neyse, bu olayın nasıl olduğunu düşünmekle boştan yere vakit harcamayalım. Rahatladık mı? Rahatladık. Sanırım şu an ayakkabımızı tıraş köpüğüyle temizliyoruz ve gerçekten pırıl pırıl oldu, bayıldım ya. Her yere basabilirsin şimdi bu ayakkabıyla. Şöyle sanki suratımı sim dökülüyormuş gibi olan videolara da bayılıyorum. İzlemesi gerçekten o kadar keyifli ki. Dökün, dökün. Suratıma simler dökün lütfen. Kareli defter kağıdımızdan bir resim yapıyoruz şu an. Oy, yalnız ortaya çok güzel bir şey çıkacak gibi. Bayağı yetenekli biri yalnız bunu yapan kişi. Simpson'ı yaptık. Şekilli bir süzgeçten tıraş köpüğünü geçiriyoruz. Şu köpüklerin çıkma anına bakın. Bayıldım. Bayıldım. Bu ne? Şu an sanırım bir eldiven fabrikasındayız ve... bu işçi eldivenlerinin nasıl yapıldığını görüyoruz şu an. Böyle mi yapılıyormuş? O eldivenlerin parmak uçlarında boya kalıntıları var ya, böyle yapılıyormuş. Ağacı mı kesiyoruz? Ne oluyor şu an? Bu ne be? Duvardaki yeşilliği nasıl sökebildik hiçbir şekilde algılayamadım. Rahatlamaktan çok hafif bir rahatsızlık durumu yaşadım ben ya. Makyaj paletleri temizlemek mi? İşte bunlara bayılıyorum ya. Oo, ne güzel bir renkmiş o da. Kenarlarındaki katmanları fırçayla almak da kesinlikle en rahatlatıcı şey. Şuna bakın. Bunları eritmek de aşırı keyifli. Tertemiz oldu. Hadi onu şimdi dümdüz yap. Yepyeni oldu. Yapıştırdık ve yeni far paletlerimiz kullanıma hazır. Sanırım şu an bayağı büyük bir yemek yaptık ve yemek kalıntılarını temizliyoruz. Oh! Şu renkli boncuklara bakın, ne kadar güzel renkleri var. Ne yapıyoruz şu an? Döndürüyoruz ve... Ne? Bunun nasıl olduğunu hiçbir şekilde algılayamadım ama onlardan, boncuklardan bileklik mi yaptık? Çok güzel. Bu ne? Peki bunun ne olduğunu hiçbir şekilde algılayamadım şu an. Ne olduğunu anlayamasam da izlemesi aşırı keyifliydi. Ay, böyle tüylü halılara bayılıyorum ben. Yapay kürk gibi olanlar ama. Gerçek kürk sevmeyiz. Çok güzel. Peluşlu peluşlu. Çok güzel. Oraya yatayım, beni de çek çekle çek lütfen ya. Bataklığa elimizi mi sokuyoruz? Çok güzel oldu. Bazen bir çamur banyosu yapmak istersin. Acaba bataklığa batma hissi nasıl bir şey? Bu videodan gördüğüm kadarıyla bayağı keyifli olabilir ya. Süt köpüğünden ne yapıyoruz? Kahve tasarımı. Renkli minkli hem de. Ne güzel oldu. Gıda boyası koyduk sanırım. Çok güzel. Bu ne? Bu bir Orbeez'e benziyor sanki. Nasıl parçalandı öyle? Hiç su maymuncuklarını patlattınız mı? Gerçekten onların parça pinçik olması aşırı hoşuma gidiyor benim. Sizin de hoşunuza gidiyor mu? Yorumlara yazın. Nasıl bir dalından ısırılmış elmaya ne şeklidir ya? Gerçekten hayatımda gördüğüm en sulu elma falan olabilir bu. Abla yavaş çek, kimse elmayı senin elinden almıyor ya. Eğer boğulmak istemiyorsan o ısırdığın elmaları bir an önce yutmalısın. Yalnız kadın elmayı o kadar iştahlı yedi ki benim bile ağaca gidip o daldaki elmayı ağzımla koparasım geldi gerçekten. Ayakkabının altındaki yapıştırıcıyı soymak mı? Of. Sadece dinlemek istiyorum.
Acaba bu yapıştırıcıyı bilerek mi ayakkabının altına yapıştırdılar? Eğer öyleyse gerçekten muhteşem bir şekilde akıllıca bir davranış değil mi bu? Ayakkabının altını soyuyorsun. Yepyeni gibi. Muhteşem bir şey. Bu ne ya? Ay bu ne be? Sanki oyun hamurundan yapılmış bir tırzıla benziyor da makarna mı bu? Hamurdan makarna mı yapıyoruz şu an? Bu şekiller niye onu pek algılayamadım. Ama yapılması ve izlemesi ne kadar keyifli bir şeydi. Ay efendim Özlem Bey'cim sen de mi var? Bu ne? Bu neyin sesi? Şu an neyin sesini dinlediğimizi hiçbir şekilde algılayamadım. Ses resmen ıslak ve kabarcıklı bir şekilde geliyor. Sanki baloncukların sesi gibi. Ağacın kenarına koyulmuş bir kap mı? Ağacın kendi öz suyu ne bu? Ama bu ne? Sanki doğal slime gibi. Ağaçların kenarına o kaplar neden asıldı hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten resmen doğal slime değil mi? Ormana gittiğimde inşallah böyle slime ağaçlar bulurum da o slime'ları alırım. Oynarım. Oh, çok güzel. Şu an bu işleme dermaplaning deniliyormuş ve sanki jiletle yüzündeki tüm ince tüyleri alıyorsunuz. Bu ses beni rahatlattı da rahatsız da etti, bilemedim ya. İzlemesi ve sesi aşırı keyifli değil mi? Resmen yüzündeki ölü hücreleri götürüyor. Burnunda da mı var? Benim de yüzüm oldu burnum abine. Aa, aynı zamanda siyah noktaları da aldı. Mürekkeple yazılan şu muhteşem yazıya bakın. Gerçekten bu yazıların çizgisiz kağıda bu kadar mükemmel bir şekilde yazılması beni benden aldı şu an. Aa, çok güzel. Hayatımda gördüğüm en güzel el yazısıydı ya bu. Bir tane demir çubuğu bir şeyin içinden geçirdik ve... Renk mi veriyormuş o şey? Ne kadar değişik bir şey. Sanırım bu demir süpürge demiri. Öyle demek ki süpürge demirleri böyle boyanıyormuş. Vay canına. Evet şu an 480p bir resim görüyoruz. Ve ne yapıyoruz şu an? Ay, ne oluyor ya? Cila mı attık? Ne yaptık? Evet 480p bir resim nasıl 4K'ya dönüşebilir? İşte onu izledik muhteşem bir şekilde. Eşimin annesi yeni ofisime geçtiğimde bana bu hediyeyi aldı. Ne almış bakalım? Ooo ne güzel bir şey bu. Aşırı rahatlatıcı bir şey değil mi ya? İçinde Titanic var herhalde. Yani acaba eşinin annesi sana bir gönderme mi yapmak istiyor abla? Pek bir şey algılayamadım ama herhalde öyle bir şey yapmak istemiyordur. Sanki karları tıraş ediyormuşuz gibi. Şöyle boya fırçalarıyla yapılan şeylere bayılıyorum gerçekten. Şuna bakın ne kadar düz bir çizgi çizdin. Kaseyi boyadık. Ay. Harbiden insanlardan yetenek akıyor. Bir de bize bakın. Ben kağıda düz çizgi bile çizemezken insanların tabakların üzerine düz çizgi çizmeleri beni çok üzüyor. Bu nedir? Bu bir slime mı? Sanki mısırların üzerine mayonez döktük ve değişik değişik soslar döküyoruz. Lütfen bana bunun slime olduğunu söyleyin. Slime falan değilmiş. Gerçekmiş. Ay, bardakta mısır sevenler lütfen yorumlarda kendini belli etsin. Ben bayılırım. Ama bardakta mısır için çok fazla şeyler dökmeyeceksiniz. Mısırı koyacaksınız. Ketçap ve mayonez ve tuz. O kadar. Geri kalanlar ekşisi falan biraz mısır tadını bozuyor sanki. Bu benim damak zevkim bilemiyorum. Siz bardak mısırın içine neler koyuyorsunuz yorumlara yazın. Ve saçımızı saç maskesinden arındıralım. Muhteşem bir şey. Of. Ablanın saçının rengi ne kadar güzel oldu ya öyle. Aşırı güzel. Gerçekten saç maskesinin saçtan arındırılmasına bayılıyorum. Nasıl bir aletmiş? Makarnayı bu aletten yapıyorlar ve gerçekten ne kadar değişik. Anlayamadığım şey bunu nasıl yiyeceğiz? Bir yerden kesilmesi lazım sanki ama bilemiyorum. Hayatımda gördüğüm en uzun makarna parçası gerçekten. Sonsuzluğa uzanıyor ya şu an. Bu minik ağaçları neden böyle pürüzsüz bir şekilde bilmiyorum ama izlemesi aşırı keyifli bir şey ya. Keşke ben yapsam ya. Abi bana da ver iki tur yapayım ya. Sen dinlen otur dinlen bir su iç ya. Şuna bakın dümdüz oldu. Bu yapıldıktan sonra buna böyle dokunmak istiyorum. Üstünde elimi gezdirmek istiyorum. Gerçekten muazzam bir şey. Bayıldım, bayıldım. Sadece ablanın elleri neden toz yağın içinde kaldı onu algılayamadım. O beni ufacık bir şekilde rahatsız etti ama onun dışında muazzamdı. Bu nasıl bir alet ya? Aa, nasıl bir alet öyle? Çivileri olduğu yerden kesebilen bir alet.
İnanamıyorum. Normalde penseyi getirirsin, teker teker çekersin. Ama bu alet sayesinde çiviler kırılıyor. Olacak mı? Ne kadar güçlü bir alet. Yere sprey boyalı bir baskı yapacağız. Dünyanın en yetenekli işçileri net böyle insanlardır ya. Şuna bakın. Muazzam bir şey. Lazerle paslanmış bir aleti temizliyor mu? Bu lazerin sesine bayılıyorum. Lazerin temiz oldu. Muhteşem. Ne olur? Bir tane sütümü patlattı. Yalnız şu an ağır çekimde izlemek ne kadar keyifli bir şey. Kur'an parça oldu, her yere dağıldı. Onun içinde ne vardı sadece onu algılayamadım ama gerçekten oldu. Bayıldım. Bayıldım. Kahverengi mi yoksa kırmızı mı? Kırmızıyı tercih ediyorum. Bakalım patlatalım. Bu nasıl bir renk pardon? Bu kahverengi mi? Kırmızı mı? Kahverengi ile kırmızının karışımı mı gerçekten? Bu muydu olay? Nedir bu? Acaba yiyecek bir şey mi? Gerçekten canım deli gibi çekti. Oradaki o balonları patlatmak istedim. Hepsini tekrar tekrar şu parmağıma batırasım geldi ya. Patlıcanımızı soyuyoruz evet şu an. Patlıcanımızı ne güzel bir şekilde soyuyoruz ya. Sonra da içinde ince salatalık doğrarmış gibi doğradık. Yani buradan nasıl bir yemek yapılacak algılayamadım ama gerçekten. Sorgulamıyoruz, rahatlıyoruz. Pastanın üzerini süslemek için rengarenk bir krem şantimiz var. Ve nasıl güzel bir renkmiş ya öyle. Vallahi hiç yoktan canımız çekti. İyi mi ya? Şu an ise terlikten fışkıran bir tıraş köpüğü görüyoruz. Ne güzel çıkıyor öyle. Ne kadar pürüzsüz bir kıvamda böyle yavaş yavaş çıktı ya. Vallahi rahatlattı. Bu nedir? Bu nasıl bir hayvan? Köpek mi? İnek mi? Şu an bu hayvan hangi hayvan olduğunu bilmiyorum ama tüyleri ne kadar güzel bir şekilde aldık öyle ya. Ay, çok güzeldi. 20 saniyede stres atma. Bakalım stresimizi nasıl atacağız. Ay ne kadar güzelmiş ya bu. Bu tutuş ne? Oo, oradan onu al, oradan onu al. Yuvarlak yaptı, dikdörtgen yaptı. Vay canına. Sıkmak istedim onu çok fena. Ne yaptın ya? Neden böyle bir şey yaptın? Ne güzel rahatlıyorduk. Neden böyle bir şey yaptın? Şu an arabanın binerken ayak bastığımız yerini temizliyoruz sanırım. Ay, ne kadar pislik çıkıyor öyle. Tertemiz oldu. Çok güzel oldu. Kuma kürek sokmak mı? İnanılmaz bir şeymiş gerçekten bu. Ne kadar güzel böyle tuzlu buz oluyor ya. Ay, çok güzel. Alüminyum folyoya sarılmış bir slime'ımız var sanırım ve onu patlatıyoruz. Ne olur sık onu. Çok güzel sıkmadım ama. Çok güzel sıktın. Nedir bilmiyorum ama o kadar güzel bir şey ki. Hayatımda gördüğüm en güzel şeylerden olabilir şu an. Şunun güzelliğine bakın. Allah'ım yumuş yumuş oldum ben ya. Vallahi yumuş yumuş oldum. Oh! Çikolata parçacıklı pankek mi yapıyoruz? Ay ne güzel canım çekti. Arkasının pürüzsüzlüğüne bakın. Yalnız çikolatalar da hiç yok yani. Dokundurdun mu ne yaptın? Sen biraz azıcık büyük büyük koyar. Şu an bir yuvarlak çizme aleti ve tahta kalemi yuvarlak çizerken arkasındaki silgi de onu takip ediyor ve siliyor. Beni birazcık rahatsız etti ama. Yani sileceksem niye yazıyorum değil mi? Bu renk nedir? Boncuk mu ne bu? Allah'ım yarabbim bu nedir böyle? Elmas mı? Rengarenk elmaslar mı vardı? O kadar güzeldi ki. Resmen göz ziyafetiydi ya. Bayram etti gözlerim. Slime'ımızı sarımsak döveceği yardımıyla sıkıyoruz. Ne kadar güzel oldu. Çok güzel. Bu nedir? Allah Allah. Beşgen şeklinde bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Kiremit falan mı? Anlayamadım. Şu an harbiden gözlerim bayram ediyor ama bu renk nedir peki? Ha? Bu rengin adı nedir? Bu rengi istiyorum ben ya. Bu rengi bulup suratımı tamamen bu rengi kaplamak istiyorum ya. Aramızda benim gibi boya yapmayı seven var mı? Ben boya yapmayı çok seviyorum ya. Şuna bakın duvarlar ne kadar güzel boyanıyor. Ay. İnanılmaz bir renk gerçekten. Oh. Ne? Kimin poposu bu? Tavşan mı? Kedi mi? Tüyleri dökülüyor. Nasıl dökülüyor yalnız ya? Bu kadar tüy nasıl senden çıkıyor? İnanılmaz bir şey.
Tavşanların tüyleri bu kadar fazla mı dökülüyor? Evinde tavşan besleyen var mı? Yorumlara yazsın. Harbiden çok merak ettim şu an. Su şişesinin içine ne koyduysan sanırım boya koydum ve onu mıknatısla çekiyormuşsun. Nasıl ya? Nasıl hareket ediyor onlar? Oh my. Ay, çıkan köpeğe bakar mısınız? Ne olur sık onun hepsini ya. Patlat şöyle ya lütfen. Kafam kadar oldu. Muhteşem değil miydi? Ay bayıldım ben. Bu bir silikon. Silikonu şu an maket bıçağıyla kesiyoruz. Nasıl bayağı rahatlatıcı bir şeymiş. Biraz da korkutucu. Şu an dünyanın en rahatlatıcı videosuna geldik sanırım. Hadi sık onu. Çok fena. Çok fenaydı ya. Araba temizliği videosu. Evet gerçekten. Şu an arabaya biraz kirpas götürüyor. Evet. Makyaj fırçalarıyla falan temizliyoruz şu an. Arabanın tabii döşemelerini de temizleyelim. Yalnız arabada sanırım bir hayvan besleniyormuş. Şu an buradan bunu çıkardım. Ay vakumladık falan. Ne kadar güzel oldu gerçekten. Pırıl pırıl oldu. Ay ne kadar güzel oldu öyle. Araba resmen gel bana bin diyor. Yeni aldığımız bir şeyin jelatini söküyoruz şu an. Ay, sökülüyor öyle ya. Allah'ım yarabbim. Ne yazıyor acaba orada? Şu an buz tutmuş bir trambolinin üzerindeyiz ve hadi. Hadi hepsini parçala onların. Evet. Oh. 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 Ay. İnanılmaz bir şey. Evet. Yine bir duvar boyama videosundayız ve şu an. Yalnız boya o kadar kaliteliymiş ki. Kahverengi boyayı tek sürüşte bembeyaz yaptı. Nasıl ya? Bayağı kaliteli bir boyaymış harbiden. Şu an çölde miyiz? Ay, gerçekten hayatımda gitmek istediğim yerlerden bir tanesi çöl net. Ben de ayağıma bastığım zaman aşağı göçmek istiyorum ya. Ama gidene kadar bu videolarla idare etmek zorundayız. Düşen bir toz pembe rengi ve slime yapacağız herhalde veya yemek yapıyoruz şu an. Ne izliyoruz şu an? İnanılmaz. Ne zaman bitecek acaba? Çünkü ben hipnotiz oldum da. Yenilebilen bir şey mi ya o? Canım çok çekti. Ay ne kadar güzel oldu. Muhteşem bir desen oldu ya. Oh canım dondurma çekti harbiden ya. Pipetle dondurmanın içini açıp çikolata sosu mu dolduruyorsun? Gerçekten çok fazla canım çekti ya. Senin bizim canımızı çektirmeye ne hakkın var? Onu da çikolata sosuna bandırıyorsun ve evet. Tabii ki de fındık fıstık çikolata. Oh. Sanırım bunlar bir su maymuncu ve bunları sarımsak döveci aletiyle sıkacağız. Bayıldım ben ya. Ben bayıldım, biri beni kaldırsın gerçekten. Yerlere paspas mı atıyoruz? Hayır. Su geliyor. Halı mı yıkıyoruz? Bu ne? Ya Rabbül Alemin. Bu ne? Hayran kaldım şu an. Neydi o? Yerlere sim mi döktün? Ne yaptın sen? Gülücüklü bir sünger hidrolik prese meydan okuyamadı. Bu ne şimdi? Bu nasıl bir kutuymuş? Yalnız aşırı cool görünen bir kutu değil mi ya bu? Ne bu, balık kutusu falan mı? Yenilebilen bir şey mi? Yaban mersini mi yoksa? Hiçbir şekilde ne olduğunu anlayamadım ama tadını bilmediğim bir şeyine canım çekti şu an. Şu an bir terliğimizi yırttık herhalde. Bu bir terlik mi? Ne ya bu? Ne yazıyoruz biz ya? Abi yırtıyorsanız niye yapıştırıyorsunuz? Vallahi anlayamıyorum ben sizi ya. Yalnız nasıl sağlam bir yapıştırıcıymış bu? İmkansız, bir daha yırtılmaz. Mağazalardan aldığımız kablolar böyle mi dolanıyormuş? Ben de böyle dolayıp bantlıyorlar sanıyordum. Evet, her gün yeni bir bilgi. Şu an bir tiramisu'yu dilimliyoruz ama bıçak yok muydu? Neden robotumsu aletlerle dilimliyoruz? Gerçekten algılayamıyorum ya. Yalnız canım çekti, ne kadar güzel görünüyordu.
Rahatlama videosu diyoruz, can çekme videosuna dönüyor ya. Sinirleniyorum. Sünger Bob! Sünger Bob'un şahtı kaymış. Sünger Bob şeytan olmuş ya. Ay ne güzel vakumladın öyle ya. Vallahi beni de vakumlayın ya. Şu suratlarımı vakumlayın ya. Şimdi ise sanırım suyun altındaki biriken kirleri temizliyoruz. Herhalde böyle algılıyorum şu an, öyle bir şeye benziyor ama. Ama ne güzel temizliyor öyle ya, ne güzel bir aletmiş. Ya bunu izlerken biz rahatlıyoruz, bir de bunu yaptığımızı düşünün. Ekstra 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 rahatlık diyorum. Şuna bakın. Ay muhteşem ya. Oh tertemiz. Temizlik gibisi yok. Gerçekten yok ya. Ay basınçlı suya bayıldığım kadar hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Şuna güzelliğine bakın. Şimdi ise telefondaki pislikleri temizliyoruz. Aa, yalnız maket bıçağıyla mı temizliyorsunuz? Zarar vermiyor mu telefona? Ama şu an ne güzel oldu vallahi. Ne kadar kirliymiş. Ne yaptınız? Tuvaletin içine mi attınız o telefonu ya? Bu kadar kir çıkması imkansız. Bu telefonu kullanan kişi iyi mikro falan kapmadı, hastalığa yakalanmadı. Şu pisliğe bakın. Kameranın üzerindeki pislikler. Sanırım bu kişi telefonun buradaki pislikleri jiletle temizliyor. Ama burada çok dikkatli olman lazım. Bir lense gelirse gitti telefon. Ah! Telefonun üstüne bir El Fatiha okuruz. Bir soğuk su içeriz. Ama şu an yani o kadar rahatlatıyor ki beni o pislikler. Bayılıyorum. Şöyle bir verandalı evin olacak. Böyle tahtalarındaki pisliklerin hepsini basınçlı suyla temizleyeceğiz. Ne evimiz var, ne verandamız var, ne basınçlı suyumuz var. Şu an sinirlendim ama olsun. Abi benim yerime de temizle. Oh, oh çok güzel. Ama bu olay çok güzel ya. Hiç temizliğe bakar mısınız? Nasıl güzel temizliyorsun ya. Yemin ederim oraya yatıp şu an üstüme su fışkırtmasını istedim bu abinin. Parkeyi buharlı temizleyiciyle mi temizliyoruz? Of. Bembeyaz oldu. Renk attı resmen ya. Şimdi ise kirli olan PlayStation kolunu temizleyeceğiz. Bu biraz zor olacak sanırım. Hadi bakalım. Nasıl temizleyeceğiz? Ya birikintileri var resmen. Yalnız bayağı zorlu bir süreç olacak sanırım. Çünkü bayağı pis. O yağ kalıntılarını şu an görüyorum ben. Alkolümüz var. Kürdanımız var. Oo. Kürdan olayı çok güzel. Tamam mı? En güzel olay bu kürdan olayı. Evet. Sanki siyah nokta sıkmak gibi. Vay be. Biraz kusasım geldi. Neden öyle oldu? En son ise diş fırçasıyla temizliyoruz kalan yerleri. Umarım ya PlayStation koluna zarar vermiyordur bu olay. Vermiyordur herhalde. Oh çitile çitile çitile. Oh çok güzel. Tamam. Süngerle de sürelim. Bu video sizi rahatlattıysa o zaman bir like'ınızı alırım. Koltuğun üzerindeki kirleri vakumlu suyla temizleyeceğiz. Oh vakumlu süpürge sanırım bu. Of. Bembeyaz oldu, bembeyaz. İnanılmaz ya. Resmen gri olan bir şeyin beyaz olmasını görüyoruz şu an ya. Ben yapasım geldi. Bana ver de ben bir vakumlayayım ya. Azıcık rahatlamaya ihtiyacım var gerçekten. Güzel ya. Harbiden temizlik olayı çok güzel bir şey. Ne yaptınız? Bu nasıl bir pislik beyaz koltuk? Çok acıdım şu an. Çıkacak mı gerçekten? İnanıyor muyuz? Yani çıkarsa helal olsun. Nerede bu makine alalım net. Harbi çıkıyor ya. Şaka gibi. Süper ya. Neymiş bu makine? Vallahi süpermiş. Hiç inancım yoktu ama gerçekten çok güzel bir şekilde çıkardım makine. Nerede lütfen hemen söyleyin, biz de alalım. Şimdi ise klimanın içinde biriken tozları temizleyeceğiz. Ay ne kadar pismiş ya. Biz nasıl hava soluyoruz bunlardan gerçekten. Şaka gibi. Gerçekten hasta olmamamıza şaşmamalı. Böyle şeylerden dolayı hasta oluyoruz net. O kadar kirliymiş ki. Resmen süpürgenin içini boşaltmak gibi bir olay şu an. Bu kadın kirli olan çok eskimiş mezarlara gidip onları ücretsiz bir şekilde temizliyormuş. Çok duygulandım şu an ya. Ne güzel, şimdi insanlar belki de kimin nerede olduğunu algılayamayacak ama bu şekilde bulabilecekler. Çok güzel bir şey bence. Hem rahatlıyorsun hem de iyilik yapmış oluyorsun. Ne kadar güzel. Şimdi oh, suyumuzu da tutalım. Ya 40 yaşında ölmüş bu kişi. Bu ise siyah bir halı diyecektim ki beyaz bir halıymış. Gerçekten bu kadar pislik de yani fazla değil mi sizce de? Ne yaptınız? Çamura mı battınız? Çimentoyu halının üzerine mi döktünüz? Ne yaptınız? Ama çok rahatlattırdınız beni. İyi ki yapmışsınız. Siz olmasaydınız bu halı böyle temizlenmezdi. Bizi de böyle rahatlatmazdı. O pislikler ne kadar güzel akıyor öyle ya. Gerçekten. Çok güzel. Oh tertemiz. Simsiyah akıyor ya, bayılıyorum o olaya. Süpersiniz, süpersiniz.
Kirli mermerleri basınçlı suyla temizliyoruz. Ne kadar güzel temizliyorsunuz öyle gerçekten. Bayılmamak elde değil ya. Çok güzel. Oh, tertemiz oldu. Tertemiz. Şimdi ise hiç temizlemediğimiz bir penceremizi mi temizliyoruz? Evet. Bu yeni yapılan pencerelerdeki o jelatini sökmek, aynı zamanda temizlemek de çok güzel oluyor gerçekten. Oo, o jelatini yapışkanlığı sök. Oh, çok güzel. Oo, bir de şimdi oraya bir su tut. Benim de ya. O kir nasıl güzel gidiyor. Çok güzel oldu. Artık dışarı baktığınızda cam olduğunu hissetmezsiniz. Öyle bir temizlik oldu. Muhteşemsiniz. Gerçekten. Kirli lavaboyu temizliyoruz. Gerçekten bu videolara da çok bayılıyorum. O kadar kirliymiş ki yani. Bir deterjanı full harcasan anca temizlenir burası. Of, çitile çitile çitile. Of, suyu akıyorsun, kapkara su çıkıyor ya. Şaka gibi. Oh. Aynen, o deterjanı full harcayacaksın yoksa çıkmaz yani, net. Hadi beyaz suyu ne zaman göreceğiz? Oh, şükür. Şükür beyaz suyu gördük ya. Bu vakumlu süpürgelerin olayı çok iyi. Bembeyaz oldu ya. Kedinin suratı sarıydı, beyaz oldu. Bu paspası da temizleyelim. Oh, bembeyaz çıktı paspas ya. Gerçekten kahverengi olan bir şeyin beyaz olması şok edici. Arabanın içini mi temizleyeceğiz? Arabanın içinde çamur mu var? Ama su dökersek bozulmaz mı acaba araba? Yani çok değişik şu an. Onu çok rahatlatıyor. Of, tertemiz oldu ya. Neyse, bozulursa bozulsun. Bana ne, ben rahatlamama bakarım. Oh. Ya sen çamura girmemişsin, sen çamurla yıkanmışsın. Bu arabanın bu hali ne ablam? Seni hiç alakadar etmez. Paslanmış bir aleti lazerle mi temizliyoruz? Ne? Hayatımda gerçekten ilk defa böyle bir şey görüyorum. Nasıl temizlendi? Lazer mi yoksa ışın mı tuttun, ışık mı tuttun? Ne olduğunu anlayamadım ama muhteşem bir şey. Burada da yine aynı şekilde parayı bir şeyle temizliyoruz. Neyle temizlediğimizi algılayamadım ama sanırım lazer gibi bir şey. Çamaşır makinesindeki bu pislikler. Evet, biliyorum. Yani gerçekten normalde çamaşır makinesinin temiz olması lazım değil mi? Ama bu pislikleri gördükçe insan şu an kıyafetinden iğrendi. Bence makine temizliğinin her haftada bir yapılması lazım şu an. Evet, o. Tertemiz oldu. Şimdi ise gerçekten makine güven verdi temiz bir şekilde yıkayacağına dair. Çamaşır makinesinin içini mi çıkarıyoruz? Paslanmış. Paslı çamaşır makinesini suyla temizliyoruz. O kadar güzel oldu ama öyle parıl parıl parlıyor resmen. Aşırı temiz görünüyor şu an. Oh, şu kire bakar mısınız, çıkan kire? Şimdi yerine yeniden koyalım. Oh. Bu nedir, bir boya mı? Ay canım. Nasıl bir renktir ya? İçine elinde soktuğun slime mıymış? Bu nasıl bir olay? Yani şu an... Şimdi içme makinesi mi? Ne bu ya? Ne olduğunu algılayamadım ama ne kadar pürüzsüz bir şekilde temizledi. Tarlayı mı temizliyorsun? Ne yapıyorsun? Hiçbir şekilde bilemedim ama iyi gidiyorsun. Unu mu düzüyoruz? Toz bir şey düzüyoruz. Ya pudra ya un. Ay, o düzleştirme ağacı ne güzel öyle pıt 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 koydum ya. Hissettim şu an dümdüz oldu. Ay. Bu nasıl bir alet? Şu an buzun üzerindesin ve buzun üzerinde sanki kar temizliyormuşsun gibi. Hmm. O kar tozlarını temizliyorsun. Rengi atmış koltuğu şu an yepyeni bir renk akıttık gerçekten. Güzel bir renk oldu ya. Pırıl pırıl oldu. Tertemiz oldu. Yalnız ateşle mi yapıyorsun? Nasıl yaptın bunu, algılayamadım pek. Sanki ateş bir sürtüyor gibi. Sonuca odaklanalım. Rahatlattı mı? Rahatlattı yani. Ay, canım çekti. Bu ne güzel bir pamuk şekerdir ya. Pamuk şekerin erim olayını sevmiyorum. Erimesin, yiyelim lütfen. Boya kovasındaki kalan boyayı temizliyoruz. Yalnız o ne güzel bir renktir. O boyanın kovası pürüzsüz oldu ya. Yani alıp kafama geçiresim geldi şu an. Değişik tarzlarım var, bilmiyorum. Yani neden bunu yapacağım onu da bilmiyorum. Hoşuma gitti ya. Şu an herhangi bir camın jelatini söküyoruz. Evet. Yalnız pürüzsüz olmadı mı? Bu durum abi bayağı rahatlatmış olmak ki gülümsemeye başladı. Duvarda nasıl ağaç bitmiş ya? Şu an temizlenmekten çok o olayı düşünüyorum. Gerçekten bayağı da güzel görünüyor. Ay, onun önünde ne güzel fotoğraf çekinilir ya. Yüzüğü suyun içine daldırdık ve... Ay, nasıl pis bir yüzükmüş ya. Ay, başka aşım geçiriyor resmen şu an. İyi ki suyun içine koydunuz yani. Tertemiz oldu, renk attı resmen yüzük ya, inanılmaz. Denizin içinden aldığımız o kinetik kumu. Oh, ne güzel öyle şeyler yaptın. Ne yaptığını bilmem ama çok güzel oldu. Çok rahatlattı. Oh. İnanılmaz. Tavanın içindeki ne güzel bir şekilde ters düz yaptırdın. Gerçekten başarılı. Bu nedir? Oh. İnanılmaz bir şey. Nasıl oldu böyle bir şey ya? Burada bir tane çirkin bir tane taşımız var. Evet, şu an taşı niye kırıyoruz? Kırmaya çalışıyoruz.
Ha, çirkin taş, çirkin taş. Şu taşın güzelliğine bakın. Şu an bu taşa çirkin dediğim için kendime tokat atmak istiyorum gerçekten. Önemli olan iç güzelliktir lütfen. Hemen dışına bakıp çirkin yaftasını yapıştırdım. Hoş oldu mu? Cık, özür dilerim. Aa, bu ne, bir kurbağa mı bu? Ne yapıyorsun kurbağacık? Bir yere atlamayı düşünmüyor musun? Simli jel kalem'e benziyor ama o kadar rahatlattı ki şu an. Bu ne ya, ne oluyor şu an? Aa, gerçekten ilk defa böyle bir şey görüyorum. Rahatlamaktan çok azıcık korktum çünkü ne olduğunu bilmediğim için pek algılayamadım ama güzel bir şey herhalde. Bu ne? Kutu kutu, kutu kutunun içinde, evet. Ve hepsinin içinden bir Kinder sürpriz çıkıyor. Yani onları görmek rahatlatmadı beni. Onları yeseydim çok rahatlamış olacaktım ama yiyemediğim için rahatlayamadım, evet. Bu nasıl bir kapı ya? Hayatımda ilk defa böyle bir kapı gördüm şu an. Ne kadar güzel, kelebek gibi açıldı kapandı ya. Bu ne? Aa, ne olduğunu hiçbir şekilde algılayamadım ama... Ne görüyoruz biz şu an? Bir tane astronot abimiz uzay okyanusunda yüzüyor sanırım. Harbiden böyle bir şey olduğunu düşünsenize. O uzay okyanusunun olduğunu ve o okyanusun içindeki o muhteşem katmanın içinde yüzdüğünüzü bir hayal edin. Muhteşem bir zevk. Çok iyi. Köpek mi seviyoruz? İnanılmaz. Nasıl oluyor böyle bir şey ya? Gerçekten bu köpeği şu an sevmek istedim. Bunu yapmasa da severim köpekleri de. Ne güzel bir tüyün var senin öyle kendi yerine tekrar getiren. Bu bıçağı temizleyecek misin? Ne yapacaksın? Abi ne yapıyorsun? Aa, bıçağın keskinliğini bize gösterdin. Beni rahatlamaktan çok azıcık korkuttu çünkü keskin aletleri pek sevmiyorum ya. Aa, Patrick'imiz var. Patrick bir mühür olacak demeyin bana lütfen. Patrick ne kadar sevimli duruyor. Patrick'i başka bir mi yapacağız? Hayır, mühür yapıyoruz, evet. Damga yapacağız. Şu an valla pembe koydu, bir de lila mı? Oh! En sevdiğim renklerin arasında kesinlikle lila var. O kadar güzel bir renkti ki, o kadar güzel bir mühürdü ki o ya. Basasım geldi Patrick mührünü, suratımı her yerime basasım geldi ya. Canımız karpuz çektim ablam, oldu mu şu an ya? Nasıl büyük bir karpuzmuş bu? Hadi bakalım. Değişik şekillerde karpuzu keseceksin herhalde. Yani bundan bunu çıkarabilirim şu an. Evet. İkisini ortadan ayıracaksın değil mi? Aa, süper. Muhteşem bir taktik değil mi yalnız? Ben bunu yapmak istesem yapamam ama net elimi keserim şimdi. Hiç gerek yok. Bize eski usul devam. Evet, kar küreme videoları da gerçekten aşırı rahatlatıcı. Bir de karı kendin küremek daha da rahatlatıcı bir şey bence. Oo abi vallahi iyi bitirdin ha. Abi bütün sokağı küreyecek sanırım. Şu an hızını alamadı. Küre abim ya. Küre küre. Kameramız var ve neyi çekeceğiz? Bulutların hareketini kameraya almış ve o kadar güzel görünüyor ki. Gerçekten bulutlar böyle hareket ediyor. Aa, ne güzel bir evrende yaşıyoruz biz ya. Gerçekten sana şükürler olsun. Arabanın havalandırması mı bu? Nasıl ya? Gerçekte böyle dönebiliyor mu? Yok ya, dönmüyordur. Ama dönüyorsun, ne kadar rahatlatıcı bir şey. Parmağımı şöyle sürtesim geldi ya. Borudan akan su donmuş ve şunun şekline bak. Donmamış mı aslında? Aa, bu nasıl bir şey? Gerçekten ne olduğunu algılayamadım şu an. Yani sıvı gibi de değil gibi de. Bu nedir peki? Bu da aynı şekilde gibi bir şey. Burada benim açıklayamadığım bir kimya olayı görüyoruz. Ben algılayamadım. Bir tane oyuncak faremiz mi var? Evet. İçine... Ne yapıyoruz fareye ya? Farenin içine su dolduracağız. Evet, bu olayı biliyorum. Farenin tipine bakın. Ratatouille değil misin sen ya? Neler oluyor ya? Ay evet, sonu hüsran bitti tabii. Neyse. Şu an kaldırımların nasıl yapıldığını görüyoruz sanırım. Kimentoyu pürüzsüz bir şekilde döndürüyoruz ve... Ne yapıyoruz ya? Pasta dilimler gibi kesmeyeydin, iyiydi abi. Neden öyle bir şey yaptın algılayamadım. Aa, araba buz... Aa. Umarım arabanın bir şeylerini kırmıyorsundur şu an var ya. O arabanın ön kısmındaki buzlar nasıl gitti öyle ya? Ama bunu yaparken korkardım belki arabaya zarar veririm diye. Nedir? Bir tane peynir sanırım. Aa, içinden top 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 peynirler çıktı. Yani azıcık rahatsız etti, azıcık can da çekti yani. Ne hissettiğimi algılayamadım pek. Ay bu bir çörek sanırım. Aa, nasıl bir çörek bu?
bu nedir? Bu nedir? Ne güzelmiş ya bu. Canımız çekti hiç yoktan iyi mi ya? Bir kaşık protein tozumuz. Evet. Pürüzsüzlüğe bakar mısınız? Protein tozundan kalemi yapıyoruz. Ne yapıyoruz şu an? Nasıl öyle löp diye sütün içine düştü. Çok iyi bir düş işte. Tebrikler. Aa, bu bir tavşan mı? Yalnız o tüy toplama aletini sanırım öyle kullanmamalıydık ya. Hayvanın niye bütün tüylerini çıkardınız ablam? Ama bayağı rahatlatıcı bir şey. Umarım acı vermiyordur ama. Ben harbiden bütün tüylerini toplamayaydım iyiydi. Bu kek mi? Oynayan bir kek mi? Nasıl bir külahta dondurma ya? Daha farklı bir şeylere anımsattı sanki bana. Pesto soslu makarna mı bu? Canım çekti ya. Ay. Bu biraz mide bulandırıcı ama. Ya. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün uykudan önce veya günün herhangi bir zaman diliminde bizi rahatlatacak olan videoları izledik. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı izleyip beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.